Merhaba çocuklar, yeni bir arkadaşınız var. Daha gelmedi mi? Öğretmenim, o güzellik şu anda birazcık klavyoya gitti de işleri varmış. Arda? Ya tamam kızım ya, bir şey demedim. Kızım falan ne oluyor? Sen öğretmenle nasıl konuşuyorsun? Aa, geldi. Oh be, geliş herhalde uçarak geldi ya, yemin ederim ya. Ay teşekkürler Arda ya, çok tatlısın. Öğretmenim kusura bakmayın, geç kaldım da birazcık. Evet öğretmenim, kusura bakmayın. Hatta kusura bakarsanız bana bakın yani. Kesinlikle ona bakmayın. Sadece bana bakabilirsiniz. Otur Arda yerine, şımarma. Tamam öğretmenim ya. Yani şurada bir centilmenlik yapalım dedik. Kadın haklarını savunuyoruz. Siz de hep dersiniz kadınlar haklarımızı savunun diye. Sizin hakkınızı savunuyoruz. Sonra kötü de biz oluyoruz, Allah Allah. Kızım gel bakalım tahtaya, kendini tanıt. Ay tamam ya, nereden başlasam ki? Ay ben nasıl anlatayım kendimi ya? Bu yaşıma kadar olanları nasıl anlatabilirim ki? Hepsi aksiyon içindeydi. Yani arkadaşlar nereden başlayacağımı bilmiyorum. Olsun ya, ben seni bir ömür dinlerim. Hiç sıkıntı yok. Arda sus sen. Neyse başlayayım. Bir yaşımda babam bana bir tane villa armağan etti. Kızım adını soyadını falan soruyoruz. Yani senin mal varlığı noterde imzalı mal varlığını sormuyoruz kızım. İkinci yaşımda, ama öğretmenim bunları anlatmasın, arkadaşlarım beni nasıl tanıyabilir? İkinci yaşımda babaannem bana tarla armağan etti. Çok zenginiz yani. Tamam kızım, tamam, abartma, adın soyadın ne? Fahriye Fırıldak. Bu nasıl isim ya, soyada bak. Ne gülüyorsun kızım ya sen? Öğretmenim bu kız niye gülüyor? Kızım niye gülüyorsun sen? Öğretmenim ilk defa böyle bir isim soy isim duydum. Gülmüyorum aslında, bana farklı geldi sadece. Sana farklı gelmesini gösteririm. O şapkalarının kulaklarını keserim. Tamam kızım hadi otur sen, otur. Öğretmenim ya, keşke arkadaşlarım da tanıştırsaydı kendini. Yemin ederim bu kız tam benim kafada. Öğretmenim ben de kendimi tanıtabilir miyim acaba? Tanıtayım. Sizin kadar da olması da Fahriye Hanım, bizim de durumumuz iyi yani. Biliyoruz damat tarafı olarak gayet iyi durumdayız. Dans etmeyi çok severim. Aa öyle mi? Ben de dans etmeyi çok severim. Öyle mi? Hemen senin için bir dans edeyim o zaman. Allah'ım inşallah bu kötülüğü bize yapmaz yarabbim. Gerçekten ediyor ya, ben bu manzarayı izleyemeyeceğim. Ya sen sussana ya, danstan ne anlarsın? Wow Arda, çok 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 iyi dans ediyorsun. Hayatımda hiç böyle dans eden erkek görmedim. O zaman hayatında gerçekten hiç dans eden erkek görmemişsindir, ondandır. Allah'ım şu kız okuldan gitsin, okuldaki sadece kız ben olsam. Ay vallahi sen ol gerçekten, bu okuldan gidebilsem sadece sen ol keşke. Tamam otur Arda yerine artık, otur şımarma, amcama seni şikayet edeceğim. Öğretmenim. Efendim Arda. Siz demiyor musunuz öğretmenim? İspiyoncalık kötü bir şey diye. Siz nasıl bunu yaparsınız? Günah öğretmenim ya. Küçücük bir çocuğun, şu küçücük minnak bir çocuğun nasıl günahına girersiniz öğretmenim? Küçük mü Arda? 2 metre 10 santim demek istedin herhalde. Bayağı küçüksün. Bizim sokaktaki lamba patladı. Geçen sen elini uzattın uzandın ya. Ne küçüğü? Her neyse derse geçiyoruz artık. Bugün dersimiz yeteneklerimizi göstermeyle ilgili. Yetenekler. Her insanın kendine göre bir yeteneği vardır. Aa öğretmenim benden bahsediyorsunuz resmen. Diğer adım yetenek zaten benim. Öyle mi kızım? Evet öğretmenim, direkt yani yetenek diye. Ya aslında benim annem gibi beni Fahriye değil, Fahriye Yetenek Fırıldak olacakmış da koymamışlar. Aa öyle mi? Bize bir yeteneğini gösterir misin? Tabii öğretmenim, hemen göstereyim. Yetenek sensin. Bakın hemen yazdım buraya. Görüyorsunuz yani benim. Yanlış anlamasın şuradaki oturan kız. Benim tatlım sen değilsin. Tamam hadi bakalım, heyecanlandık. Ne yeteneğin varmış senin? Hemen göster. Evet başlıyorum. Çapkınmışım, güzelmişim. Öyle söylerler. Hem cilveli, pek sevimli, her cahil derler. Canından bezermiş beni bir kez sevenler. Anlatayım ben kendimi, duysun erkekler. Aman! Tövbe estağfurullah Allah'ım, yarabbim. Bu nasıl bir ses Fahriyem benim ya. Tahtaya değil, adını dağlara yazacaktım. Bu kez fırsat işe geçmedi. Adını tahtaya yazdım Fahriyem. Ya gerçekten mi? Beğendin mi performansı? Beğenmek ne demek ya? Bayıldım anasını satayım ya. Bayıldım. Alkış alkış. Evet Fahriye Hanım, gerçekten yani bu kabiliyetinizi değerlendirmeniz gerekiyor. Ben hayatımda böyle bir yetenek görmedim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sizin kulağınızda ne bileyim yani Barış Manço falan mı çalıyor? Kulaklık mı taktınız ne bileyim? Herhangi bir güzel bir şarkıcının müziğini mi dinliyorsunuz kulaklıkla? Kızım niye duygular öyle oynuyorsunuz? Sen beni kıskanıyorsun ya.
Evet bence de kıskanıyor seni. Kesin yani, kesin belki kıskanıyor bu kız seni. Oturun çocuklar yerinize. Peki öğretmenim. Çok kıskandığım için kendime gelemedim şu anda. Öğretmenim, nasıl yeteneğimi beğendiniz mi? Çok güzel kızım, gerçekten çok güzel. Öğretmenim, hayatta sizin kadar kibar bir kadın görmedim ya. Teşekkürler canlarım, teşekkürler. Beni sizler yarattınız, teşekkürler. Öğretmenim. Ne oldu Arda yine? Öğretmenim, Fahriyeciğim söylediğine göre o zaman Büşra da söylesin. Aa Büşra, ister misin? Hayır öğretmenim Arda. Otur yerine, istemiyorum ben şarkı söylemek. Haksızlık öğretmenim yani. Büşra'ya haksızlık olmasın diye. O da söylesin. Ay bu çok güzel şarkı, bile söyleyemez ki zaten. Kendine güveniyor. Arda mikrofonu nereden çıkardın? Ne olacak, konferans salonundan çarpmıştım. Eve giderken götürecektim. Ne yaptın sen, ne yaptın Arda? Yok bir şey ya, geçerken pazardan aldım dedim. Hadi kızım ya, söyle sen de söyle. Evet öğretmenim, hadi söylesin, ben de gitar çalayım. Tamam öğretmenim, Arda senle çıkışta görüşeceğiz. Hadi söyle bakayım kızım. Öğretmenim ben o kadar iddialı değilim bu arada. Tamam kızım hadi söyle, bir şey olmaz. Dur bir dakika, ben başlamadan niye çalmaya başlıyorsun? Çocuk resmen müzik alet olarak doğmuş. Bir mikrofon çıkıyor, bir gitar. Nereden çıkarıyorsun bunları Arda? Söyleyeyim mi, ister misin? Yok yok istemem, neyse. Başlıyorum. Ay hadi başla artık ya. Kendimi esir aldım. Çalmadı yine telefonlar, alışırım sanmıştım. Yüreğimde sancın var, gel etme nazlı güneş. Sensin gönlüm eş, beni biraz anla sana. Ölürüm aşkına. Ben utandım birazcık. İnanmıyorum kızım, bu nasıl güzel bir ses. Ya öğretmenim, benim kalbim kırılmasın diye böyle söylüyorsunuz biliyorum. Hayır kızım, bu yeteneği geliştirmelisin. Arda bir dur, evrimini tamamla da bırak artık şunu. Evrim mi geçiriyorsun? Ya böyle bir şeyi gerçekten insanlık tarihinde görmedim ben ya. Evrimin daniskasını yaşıyorum. Hadi kızım otur, tebrik ederim seni. İnanmıyorum, bu kızdan gıcık kaptım şimdiden. İşte canım, yetenekle kişiliğin kimde olduğu belli olmazmış Fahriyeciğim. Sen de bunu öğrenmiş oldun. Hadi çocuklar, iyi akşamlar hepinize. Ders bitti. Aa kızım sen mi geldin? Evet anneciğim. Ne yaptın okulda? Anne bugün şarkı söyledik okulda. Ya öyle mi? Evet anne, öğretmen dedi ki sen çok yeteneklisin dedi. Bunu değerlendirmelisin dedi. Vay benim güzel yetenekli miyim? Hadi üstünü değiştir, gel yemek ye. Tamam anneciğim, hemen üstümü değiştiriyorum. Çok mutluyum, iyi ki bu okula gitmişim ya. Başta sevmemiştim ama şu anda çok mutlu oldum. Süper bir okula gitmişim. Öğretmenim emin misiniz ya? Arda'dan iyi Juliet olur mu? Olur olur, fıstık gibi Juliet sana işte, daha canını istiyor. Öğretmenim şurada iki tane melek oturuyor ya. Niye Arda'dan Juliet oluyor? Yalvarırım öğretmenim ya. O Juliet olmasın şimdi. Biliyorsunuz Juliet'le Romeo'nun sonu nasıl bitiyor. Hadi hadi başlayalım. Alkışlarınızla karşınızda Juliet. Öğretmenim. Bu ne be? Gerçekten bu ne ya? Öğretmenim, yemin ederim cin çarpmışa döndüm. Ay çok yakışmış kostüm, ben çok ama çok beğendim ya. Sen de beğendin mi Arda? Bu ne ya, halime bak ya. Hadi hadi başlayın bakalım, ben hemen oturuyorum, sizi izliyorum. Elinize zaten replikleriniz. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım, dünyadaki son insan olsan seni almam Juliet. Valla Roma'ya ben de sana karşı hiç yokum. Şşş, replikleri oynayın. Peki öğretmenim, Juliet, sana karşı boş değilim. Instagram var mı acaba? Yok, git enayi. Salak mı, ne ya bu? Çocuklar bunun replikle ne alakası var? Ama öğretmenim, yeni yöntem böyle yani. Şşş, repliği oynayın çabuk. Tamam öğretmenim. Juliet, efendim Romeo, Selin var mı acaba? Yok Romeo. Tamam, beni düşünür müsün yani? Sağ ol Roma'yı almayayım. Çocuklar ciddi bir ortam istiyorum. Roma ile Juliet böyle mi? Tamam öğretmenim tamam. Hemen replikleri oynuyorsunuz.
Tamam öğretmenim. Bununla da ne gereklik oynayacaksak. Juliet niye bu kadar şaşkasın? Yüzüne dönmesin öğretmenim ya. Oynayamıyorum. Arkasını dönsün bu ya. Yüzünü görünce korkuyorum. Çocuğum hadi diyorum devam edin. Tamam öğretmenim. Ah Juliet. Ölüm mü aşık oldu sana? İnanayım mı onun bu karanlıkta? Sevgilisi olasın diye sakladığına. Öğretmenim bu ne ya? Bilmece mi? Bu nasıl bir replik? Devam tamam güzel gidiyorsunuz. Ah Romeo. Sevgilin açsa da güne bakan gibi yeseydin sen de yemişini. Öğretmenim yemişten bahsediyor. Çocuğum oradaki yemiş öyle bir şey değil. Devam edin siz. Ah Juliet. Gel acı ilaç. Gel ey tatsız kılavuz. Biraz daha kabartma tozu. Biraz da un. Öğretmenim Romeo şey veriyor ya. Kek tarifi veriyor. Şımarmayın hadi. Devam. Şükürler olsun ya Rabbim. Bunu da yapacağız sandım. Neredeyse öpüyordum lan bunu. Ayy, seni öptüğümü bile düşünemiyorum Tolga. Yemin ederim soğan mı yedin lan? 2 saattir ağzımın dibinde duruyorsun. Soğan mı yedin lan? Sus lan. Salçalı ekmek yemişsin. Ağzın salça kokuyor zaten. Hakikaten yedim lan. Nereden bildin? Bilirim tabii. Bugün ders çalışalım mı? Öğretmen ödev vermişti. Aslında olabilir ya, çalışalım. Bize gel, beraber çalışalım. Ya bize gelin, beraber çalışalım. Ya isterseniz bize gelin kızlar yani, kasmayın kendinizi. Ya bence bize gidelim. Annem hem de çok güzel pasta falan yapmıştır, ne dersiniz? Yok sağ ol, ben almayayım. Hadi ya gidelim diyorum size. Gidelim ne olacak ki? Seyfi, Tolga Gül'e gitmek mi istiyorsun? E ne olacak, o da ders çalışmak istiyor. Aynen öyle, ders çalışmanın aşkıyla yanıp tutuşuyorum. En son Juliet'ten sonra çalışıp adam olacağım. Gerçekten adam olmam gerek. Anne! Arkadaşlarım geldi. Aa gelsinler yavrum. Merhaba teyze. Merhaba kızım, hoş geldin. Annenler nasıl? İyi. Oo yeni bir kız mı gelmiş aramıza? Anne yeni kız deme. Yeni bir melek yani. Bir gelin adayı daha oldu sana anlayacağın. Çok şanslı oğlum var. Tamam ben size bir şeyler hazırlayayım. Siz oturun. Ay tamam ya ben oturayım bari. Şey ben size yardım edeyim isterseniz. Yok kızım sen de otur. Olsun tabakları falan ayarlarım isterseniz. Biz de zahmet verdik zaten size. Ay Tolga. Ne oldu anne? Bu kız tam gelin olacak kız. Maşallah. Teyze onu nereden çıkardınız ya? Öyle bir şey için dememiştim. Ben sadece yardım etmek istemiştim. Sen öyle de bakma. Teyze yani o bizde de olabilir yani. Bu kısmet işi biliyorsunuz. İsterseniz ben yardım edeyim. Oğlunuza beni alın. Zaten bugün de Juliet oldum. Ay anne ya. Şuna bir şey söyle ya. Gelmiş beni öpecekti neredeyse salçalı ağzıyla. Aa siz ne alaka? İkisiz Romeo ile Juliet oldu. Öğretmen onlara ceza verdi. Çok komik oynadılar. Siz de izlersiniz gösteri olduğu gün. Ay çok merak ediyorum gerçekten. Hadi o zaman bir şeyler hazırlayalım. Yine oradan düşeceksin, bacağını falan ezeceksin Masi. Dur yemek duası yapıyordum. Allah'ım olmayanlara da ver. Rabbim sen çok büyüksün. Amin çocuğum amin. Ne kadar güzel bir çocuk ya. Tabii canım ben çok güzelimdir. Şimdi ne yapıyorsun ki? Biraz daha şükretmem gerekiyor bu yemeklere sahip olduğumuz için. Kendi başıma dinleniyorum, meditasyon yapıyorum şu anda. Ay milletin çocuğu neler de biliyor, görüyor musun Tolga? Sen hiç böyle şeyler yapıyor musun? Neyse hadi kızım siz yiyin, afiyet olsun. Diğer arkadaşınız lavabodan çıkmadı herhalde. Evet çıkmadı o. Birazdan gelir. Geldim. Ay ben bunları yemem ya. Ne diyorsun kızım sen? Yemem ben bunları ya, bana göre şeyler değil. Niye canım ya? Yeseydin, bir deneseydin yani. Belki denesen seversin. yok yemem. Tolga, arkadaşın ne kadar saygısız böyle. Yok anne ya, bugün solundan kalkmış. Yoksa bu kadar saygısız değildir. Elinize sağlık efendim, ben gerçekten çok beğendim. Maşallah, bu kız tam gelinim olacak kız. Ya, bence de öyle ama o kabul etmiyor anneciğim. Ne oluyor ya böyle? Ne oluyorsa oluyor, sana ne? Su şarıl şarıl akıyor ya, farkında değil misin? Kapatsana. Seni ne ilgilendirir ya? Beni çok ilgilendirir. Suyu kapat hemen. Su israfı yapıyorsun. Ay en düşünceli de sensin zaten. Evet en düşünceli de benim. Öf neyse çıkıyorum ben ya. Senle duramayacağım şu anda. Öğretmenim günaydın. Günaydın kızım. Nereye gidiyorsun? Hiç öğretmenim kantinden bir şeyler alacaktım da. Ha anladım canım.
Zaten bugün ilk dersiniz boş sanırım sizin. Evet öğretmenim. Neyse canım, ben de sınavlarınızı hazırlayacağım. Öğretmenler odasına gideyim. Ne? Sınavlarımı hazırlayacakmış? Öğretmenim, ne oldu kızım? Müşte Alabadı da sizi çağırıyordu. Niye ki? Midesi bulanmış öğretmenim, çok korkmuş da. Bir şu an sizi çağırıyor, lütfen bir gider misiniz? Tamam gideyim o zaman, ne olmuş bakayım hemen. Kandırdım. Şimdi öğretmenler odasına gitmem lazım. Şimdi burada kesin sınavların bazı kaba taslağını hazırlamıştım. Buradan sınavları öğrenip soruları sonra da bu dersten geçerim. Mis. Öğretmenim ne oldu? Kızım midem bulanıyormuş, iyi misin? Hayır öğretmenim, midem falan bulanmıyor. Niye arkadaşın öyle dedi? Kim ki arkadaşım? Fahriye dedi, midesi bulanıyor Büşra'nın dedi. Hayır öğretmenim, öyle bir şey yok. Midem falan bulanmıyor. Gayet sağlıklıyım, şükürler olsun. Hiçbir şeyim yok. Ha tamam kızım o zaman. Ben öğretmenler odasına gideyim. Bu kız ne planlıyor da benim hakkımda böyle şeyler konuşuyor ya? Ne oluyor burada? Öğretmenim ne yapıyorsun sen benim bilgisayarımda? Çabuk söyle. Öğretmenim, Büşra midesi bulanıyor demiştim ya. Evet. Büşra dedi ki git öğretmenin bilgisayarından sınav sorularını al. Yoksa seni dedi dömerim dedi. Korktun mu sen de? Evet öğretmenim, çok korktum. Hemen gidiyorsun, bana Büşra'yı çağırıyorsun. Büşra. Ne oldu Fahriye? Öğretmen seni çağırıyor. Tamam peki. Efendim öğretmenim. Sen nasıl sınav sorularını arkadaşını korkutarak çalmaya çalışırsın? Hesap ver. Ben mi?